tarzında bir sunumlar gördüm. Ama ben burada size bir analist ne yapıyor, bu yönü belirlerken ne yapıyor, bunları göstermek istiyorum. Yani ben sabah oturduğumda bugün dolar TL hakkında bana o düşünceyi veren şeyleri sizlere gösterip aynı pencereyi size de açmak istiyorum. Dolayısıyla ben bugün yatırımcı üzerinden bir analist üzerinden gitmek istiyorum. Çünkü analist bir yön belirler, bunu yatırımcı yaptırır. Dolayısıyla yatırımcının da hem piyasaya biraz daha hakim olması, hem de ya bu analistler ne yapıyor, bunu nasıl yapıyor diyeceğiniz şeyleri sizin de öyle aynı fiyat belirlemelerini sizlerin de yapmasını isterim. Dolayısıyla bu da biraz finansal okuryazarlık, piyasa okuma olayına dolayı geçiyor diyebiliriz. Şimdi altın ve dolar TL. Altına çok meyilliyim. Dolayısıyla bu konuda bütün sorularınızı, dolar TL hakkında bütün sorularınızı bir boşluk bırakacağım sunuma. Dolayısıyla orada ben soruları almak isterim. Saat 13.25. Başlayalım yavaştan o zaman. Şimdi nasıl bir yön belirliyoruz? Aynı şekilde bu sunuma girerken ufak bir geçiş yapacağım tabii ki. Yumuşak bir geçiş olsun. Şimdi öncelikle altın ve dolar Türk lirası bu sene çok ciddi hareketler oldu. Neydi? Hiç güçlere görünmez dediğimiz seviye şu anda bizim destek seviyemiz haline geldi. Güçlerin altına gelen dolar TL'yi biz şu anda ucuz görüyoruz. Altın ise talep resmen dibe buldu ve baktığınız zaman %12 geriledi ve altın talebi son 6 yılın en düşüğüne geldi. Şimdi bu bizim için neden önemli? Talep demek, fiyat artışı demek. Dolayısıyla altın bu durumlara nasıl geldi buradan görebiliyoruz. Şimdi şöyle bakalım. Ons altına nelere dikkat etmeliyiz demişler. Benim bu şeylerim vardı. Neden çıkmadı bilmiyorum. İlk olarak da talep cephesini inceleyeceğiz. Beraber hareket eden veya öncülük eden endeksleri izleyeceğiz. Teknik analizini Amerika Merkez Bankası, Çin Merkez Bankası ve güvenli liman talebi bu çeşit diye bir de bir konu başlığı belirledim. Şimdi ilk olarak talep cephesine bakalım. Bize analistlere genel bir raporlar okurlar. Bu raporlardan iki tanesini sizlere aldım örnek olarak. Bir tanesi Dünya Altın Konseyi raporu, ikincisi de Commodity Futures Trading Commission yani Amerikan Vadeli Komisyon Kurumu. Dolayısıyla şimdi ilk olaraktan size ufak ufak bunları geçeceğim. Dolayısıyla talep cephesinde biz çok bakıyoruz sizlere diyeceğim. İlk olarak başlayalım. Şimdi Dünya Altın Konseyi çeyreklik bazda yayınlanıyor. Dolayısıyla çeyrekten çeyreğe geldiği için değeri biraz daha büyük. Ne yapıyor? Ülkelerin altın talebine, işte kullanım alanlarına göre altın talebini inceliyor. Biz şöyle bir bakalım. Şimdi Hindistan, şurada çekeyim ben. Hindistan, Çin, Orta Doğu, Avrupa, Amerika. Bakalım en yüksek ülke tüketicileri, ülkesel bazı tüketici kimmiş? Gördüğünüz üzere şu 2015 tarafı 216 tonla, 216 tonla Çin'i görüyoruz. Dolayısıyla şu anda dünyanın en büyük altın tüketicisi konumundaki ülke Çin. Neden bu kadar Çin'de bu aralar ilgilendiğimizi umarım birazcık yansıtmıştır bu tablo. Ama şu tabloya baktığınız zaman şu yıllık değişimlerde talep rakamları pek de şaşırtıcı değil. Özellikle Hindistan, Çin, Çin'de bu sene daha da düşecektir bu mümkünen. Çünkü %7'nin altında bir büyüme rakamı karşımıza çıkabilir bu sene. Dolayısıyla buradaki rakamları görüyorsunuz. Bu tarz raporların içerisinde böyle sunumlar da var. Biraz Türkçeleştirdik bunları. Şimdi Hindistan tüketici talebi bu sene %25 düşmüş. Ya adamlar da zaten kültürel yani kanlarında var bu. Dolayısıyla doğal olarak tüketiciler zaten bu sene işte kırsal kesimdeki aşırı hava koşulları nedeniyle falan filan derken bir düşüş var. Bölge halkının altın talebinde bir düşüş var. Altın talebini aşağı yönlü etkiledi mi? Etkiledi. Bunu geçelim. Çin. Çin'de %3'lük bir düşüş var. Şimdi bu sene Çin'deki hisse senetleri piyasası gerçekten bir kolun makine gibi. Ne olacağı, ne yapacağı hiçbir şekilde belli olmadığı için yatırımcıların risk alma iştahını kıstı. Bu nedenle altın talebini beraberinde azalttı. Son olarak Avrupa'da toparlanmaya bağlı %14'lük bir rakam artış gösteriyor ama 216 ton, 61 ton. Dolayısıyla Avrupa'nın çok fazla bu olayda bir etkisi yok. Şimdi CFTC raporlarına bakalım. Bakın bu rapor çok önemlidir. Bu raporda fon yöneticilerinin, kurumsal olmayan kuruluşların, envai yani her türlü metede ya da dolar paritenin talebini gösteriyor. Şimdi bakın bu raporu biz inceliyoruz. Her cuma günü gelir, cuma akşamları ya da cuma öğleden sonra bizi ararsanız ben size bu konuda net bir şekilde
üzere şu non-commercial'lar. Yani commercial'lar genellikle hedge fonları olur. Non-commercial'lar burada. Bu son tarihtir. Yani son aldığım, dün aldığım mı? Şimdi altında short pozisyon kapaması var. Net pozisyonlara baktığınız zaman halen daha artıda. Yani piyasanın şu anda alım pozisyonu altında daha fazla. Dolayısıyla long açılması, yani alış açılmış, satış kapanmış. Geçtiğimiz hafta traderlar, yani hedge yapmayan, günlük işlem yapan, bu işten kazanç sağlamaya çalışan Amerika'nın büyük fonlarımız var. Bunu da bir şekilde geçelim. Şimdi diğer ise beraber hareket eden veya önce ilerleyen. Şimdi altında her şeyi biz fiyatta göremiyoruz. Fiyatın öncesinde bazı endeksler var, bazı bunu trail eden de, bazı ETF'ler var. Dolayısıyla bunları bilip, bu şekilde onları da izleyip sadece MetaTrader ekranından bakmadan, daha geniş pencereden bakarak altında bir yön tespit edebiliyoruz. Örnek vereceğim şimdi. Ben birçok entegre ettim. 3 tane şey var burada. Altın ETF'leri, ETF dediğimiz bu teknoloji, yani şey yapılan, online alım satılan kontratlar, altın madencileri endeksi. Dünyanın en büyük altın madencileri, yani Barclays gibi hisselerin olduğu bir endeks de yok. Bu da bir aylık risk reversal opsiyon takımına geçeceğim. Şimdi altın ETF'leri bakın. Bu da her bütün grafikler son bu arada. Cuma günü, yani pazartesi günü siz bunları gidip Meta karşısında işletebilirsiniz. Altın ETF'leri de çıkış var. Ben düşüşü görüyorsunuz tabii buradan. Altın madencilik endeksine birlikte tekrar bir yükseliş var. Gördüğünüz gibi bakın bir önceki tepeye geçmeye çalışıyor. Yani dolayısıyla şu anda altına bir kuvvet geliyor. Ama bu kuvvet eğer şurada kalırsa ne olacak? İşte o zaman bunlar dönmeye başladığı zaman bunun gecikmeli etkilerini spot fiyatlı, yani MetaTrader ekranında görmeye başlıyoruz. Bu bir. Yani burada ufak genel pencere düşüş ama ufak bir çapta tepki var altında. Dolayısıyla bu bize diyor ki kısa vadeli altında yükseliş tepkisi görebiliriz. Diğer yandan ise opsiyon piyasasına bakalım. Şimdi biliyorsunuz türevajlar çok fazla. Opsiyonu var, ETF'i var, üzerine yazılı kontratı var. O kontratların üzerinde bir daha yazılı kontratlar var. Ama biz burada majörleri aldık. Yani risk reversal ne demek? Şimdi altın opsiyonları, opsiyon dediğimiz bir kontrat. Alınıp satılabilen çeşitlidir. Dolayısıyla türev piyasalarda önemli bir örnekler. Bir aylık risk reversal demek, eğer bu rakam eksideyse piyasada satım opsiyonlarının fazla olduğunu, bu rakam artıdaysa piyasada alım opsiyonlarının fazladan ön planda olduğunu bize gösteriyor. Şu anda eksi 0.2'deyiz, yani sıfıra ramak kalmış. Ama şuraya baktığımız zaman şu sürece altın opsiyonlarında yavaş yavaş bir toparlanma hazırlığının olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bunların hareketi devam ederse altında birazdan göstereceğim ise teknik analizdeki noktalara gelme ihtimalimiz artar. Ama talep cephesi onay veriyor mu buna? Hayır, şu anda onaya geçmedi talep. Ama burada bakın bir ufak ufak bir kıpırdanma var. Şimdi teknik analiz kısmına geldik. Şimdi burada size göstereceğim rakamlara değinecektim zaten. Şimdi bakın altında, tabii bunun öncesi de var. Bunun öncesi 2012 zaten altında bu büyük çöküş. Birazdan onu da göstereceğim. Ama baktığımız zaman genel pencere ciddi manada aşağı yönlü bir baskı oldu ve bu baskının neredeyse 1070 rakamına kadar gerilediğini görüyoruz. Ama teknik ne diyor? Şimdi bakın, teknikte ben buraya bir bonanç yaptım. Destek dirençlerini çizdim. Düşüş trendlerini çizdim. Bir tane yükseliş trendi var. Ama ben bunu iki tane de bulmuyorum. Bunlardan bir tanesi, bakın, 1070 dolarda oluşan break away bullish, yani doğasal bir kırılma. İkincisi de bullish engulfing, yani doğasal bir dönüş. Şu şekilde, altın son olarak 1037'lerdeydi, gece 11 Cuma gecesi. Öncelikle 1162 seviyesi var. Burada benim referans olarak FIBO seviyemde 38.2'ye gelen bir FIBO seviyem var. Dolayısıyla burayı zorladı mı altın? Denedi tarafı şu sonrası. Tekrar yapacağım 1162'ye olan atağını. Eğer altın kırarsa şuralar hakikaten stop emir girilebilecek yerlerde. Yani stop ne demek? Şuraya koyarsınız. Kırarsa buradan alıyor, devam ediyor. Yani bir aktifte bekleme durumu değilsiniz. Dolayısıyla burada bir boşluk var. Burada bir alan var. Bu alan size ta ki şu düşüş trendini, alçalan trendi geçtiği 1217, aynı zamanda Fibonacci'nin 61.8
8 dilimli tek gelen noktaya işaret ediyor. Bu nedenle altındaki az evvel gösterdiğim önce indekslerle birlikte bu yükseliş devam ederse biz altında öncelikle 1102'de şu nokta, sonra 1161, ardından da 190 bin seviyelerini kısa vadede seslendiririz. Bu arada altının belki de ilk kez yükseleceğini söylüyorum çünkü altın hakkında hakikaten biraz olumsuz bakan bir insan. Talep cephesi yeterli olmadığı için bu tarz gelebilir yükselişleri ben her zaman spekülatif buluyorum. Ha bu belki alım demek değil ama benim için şu ifadeler. Eğer altın buraya çıkarsa frem göre frem çok güzel bir satış yeri olur benim için. Yine satarım altını. Çünkü talep yok. Bakalım diğerine. Şimdi bir de Fed'in ve Çin'in kararları verir. Az evvel Amerika'nın, Çin'in, Hindistan'ın altın taleplerini görmüştük. Peki ya altının bunların Merkez Bankası'yla ilişkisi nedir? Şimdi baktığımız zaman grafikte şu sarı olan altın, mavi olan Fed'in bilançosu, şu aşağıdaki de Çin Merkez Bankası'nın bilançosu. Bakın Fed'in bilançosu 4,5 trilyon. Çin'in baktığımız zaman burada da onun neredeyse bunda biri kadar yani 5 milyar dolarlık bir şey görüyoruz. Yani burada 50 milyar dolarlık bir şey görüyoruz. Dolayısıyla burada 4,5 trilyon ve milyar hesabı var. Dolayısıyla neredeyse bir onda birlik kadar bir rakam var. Şimdi bu sarı, daha doğrusu biraz yeşile kaçan duvar bariyer, ikincisi de kırmızı bariyer. Şu sarıda baktığımız zaman her ikisinde de bir çıkış yakaladık görüyorsunuz. İşte burası Fed'in varlık alımları yapmaya başladı. Ne yaptı? Fed 2008 krizinden sonra piyasaya bol para sundu ama bu para karşılığında kendi bilançosunu Amerikan tahvillerine aldı. Zaten krizin başlama sebebi de Batı Amerikan tahvilleri olduğu için batıkları kendisi topladı. Bilançosu büyümeye başladığından itibaren altındaki rally'i görüyorsunuz. Şurası da Bernanke'nin konuşması. 2013 22 Mayıs orada artık altındaki rally bitiyor. Şimdi Amerika'dan diyoruz ki faiz arttıracak, faiz arttıracak. Tamam, faiz arttıracak ama Amerika daha bilançosunu küçültmeye gitmedi. Yani Amerika'nın şu anda bizim baktığımız faiz arttırması, tamam bakıyoruz ona evet ama bu bilançoyu küçültmeye gittiği zaman yani bilançosundaki tahvilleri geri verip parayı geri almaya çektiği zaman olacak. İşte o zaman bu bilanço küçülecek. Şu altındaki gördüğünüz satış baskısı var ya, belki de bunu şunun belki de daha büyük bir satış baskısını biz bilanço küçültmeye gittiğinde göreceğiz. Şimdi Çin ve Fed'in bu şekilde bir etkisi var altın üzerinde ki Çin de zaten en büyük metal tüketicisi demiştik demin dünya tutması raporuna bakmıştık. Gördük. Bu da son gelen tarım dışından sonra ekonomistlerin Fed'den bekledikleri faiz artışını zamanlaması. Bakın Ekim toplantısında ekonomistlerin %8'e düşüyor. Bu rakam %54'e çıkmıştı. Önce iyi gelen veriler sonra. Aralık benim beklentimin de aralık olduğunu söyleyeyim de %33 bekliyorlar. Bunun %66'sı 0.25 ile 0.25'e kadar bir artış bekliyor ki ben de aynı şu %66'nın arasındayım bunlara orada kullananlardan bir tanesi. Dolayısıyla burayı anladım. Yani ben şu anda Fed'in hamle beklentileri bunlar Fed'in bilançosu da diğer taraflarıyla daha bilanço küçültmeye başlamadan yani faiz artırması demek bilanço küçültmesi demek değil. Dolayısıyla faizden sonra altına ikili bir dalga daha gelecek. Şimdi güvenliği mal talebi ve kaçışları. Sınır komşumuzda, Ukrayna'da, Yunanistan'da fırtına var. Fakat takip ettiyseniz altında belki 3 dolar, 5 dolar, bilemediniz 15 dolar bir çıkış var. Yani artık altın baktığı zaman bunları fiyatlayamıyor. Neden? Şimdi Rus altında güvenli liman almışsa 2012 yılında sona erdi ki az evvel o bilanço grafiğinde sarının o kırmızı bariyerden sonra nasıl bir çakıldığını gördünüz. Hani nerede güvenli liman? Güvendiğiniz limanları bu kadar çok kullanırsınız. Yani demek ki güvenilen limanda kar yapmış. Şimdi bakın 1974 yılında birinci petrol şoku, 78 yılında borç krizi, ikinci petrol şoku derken altın fiyatları bunlara verdiği tepkiler 250 dolar civarında. Yani anlatabiliyor muyum? Yüksek bir rakam. Şu anda biz 15 dolara zor geliyoruz bu tepkilerde. Yani Ukrayna koptu, Yunanistan koptu, Irak'ta IŞİD gelişmeleri oldu. Petrol bir aralık başına gitti, 100 dolarlara çıktı. Altın bunlara beklenen tepkiyi verdi.
İşte bunun tek sebebi artık bizim güvenli liman talebi bitmiş durumda. Aynı bu gemide olduğu gibi o limandan çok daha yeni terk etti. Dolayısıyla 5 dolar 10 dolara artık biz iyi seviyeler diyoruz. Tarım dışı geliyor. 1105'ten 1120'ye çıkıyor. 15 olarak bir oynama oldu. Wow, altın ne kadar da hızlı hareket etti. Gel duruma geldi. Dolayısıyla altının o güvenli liman alması da artık yani şurada gördüğünüz tabloda teknik analiz ve birkaç günlük ETF'lerin dışında altın yükselişini destekleyen hiçbir şey göremiyorum. Bu nedenle de işte olası çıkışları da zırhlayıp ama bu çıkışları spekülatif olduğunu ve altını bir talep olmadığı için geçici olduğunu düşündüğümden çıktığım yerden ben altını halinde satmayı düşünüyorum. Şimdi dolar Türk lirasında nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle dolar endeksini biraz tanıyalım. Ben sabah geldiğimde dolar endeksi kaç olmuş diye bakıyorum. Dolar endeksi bildiğiniz gibi %57'si Euro'dan, Japon Yeni'den, Pound'dan, Kanada dolarından, İsveç kronundan, İsviçre kronundan oluşuyor. Aynı bakım dağılımları da bu şekilde. Peki dolar endeksi ne yapmış? Şimdi altın XAU çapkası POSD. Dolayısıyla doların değeri altınla çok net bir şekilde alakalı. Bakın dolar endeksi son gelen tarım dışından sonra 96'larla 95'lere kadar geriledi. Biliyorsunuz bu dönük grafiktir. Şöyle bir düşüş yaptı. Ve aynı zamanda dolar endeksi şu sıralar, yani 2015'in başından beri gördüğümüz seyirde genel tevhiri de bu. 100'lere kadar çıkmış, 93'lere kadar inmiş. 100'lere kadar çıktığında gerçekten artık dolar talebinin çok fazla yoğunlaştığını düşünüyorum ve böyle bir ortamda altına net bir şekilde alışkendisini çok bekliyorum. Çünkü insanlar burada altını bırakmış, gözünü kapatıp dolar almaya başlamışlar ki bu endeks üzere çıkmış ki hatırlarsınız Amerika'da parasal geçiyor seferken o endeks 70'lerde yani en son 70'lerde bunun arkası da var. Diğer yandan ise Asya'nın seyrediyor. Bakın dolar Türk lirasında çok önemli bir şey. Sabah kalktığınız zaman eğer bu işlerle ilgileniyorsanız şöyle bir açılım platformu yani işte Bloomberg'de, CNBC'de veya Bizarre'de 8.30'da ya bu sabah Asya piyasalarında dolar nasıl başladı, nasıl devam ediyor sorusunu lütfen sorun. Çünkü şu olay birazdan size göstereceğim. Şu olay var ya, bu olay işte bizim dolar Türk lirasındaki hareketlerin %70'i hatta bazen çok bir yoksa %80'e kadar çıkıyor. Şimdi bakın, bu ben bunu dediğim gibi akşam aldım. Dolayısıyla burada Asya çoktan kapanmış, Avrupa kapanmış. Amerika biraz işlem veriyor. O saatler doğru şunlara bakıyorsunuz. Bakıyorsunuz dolar burada genelinde güçlü. Yani rupi, ondan sonra İndonezya, Malezya, Tayland'a bakıyorsunuz. Yani %0.5 hatta bunlar birazcık yukarı 75'e yaklaşmış bir şekilde güçlü. Sonra Avrupa'ya bakıyorum. Avrupa düşük Türkiye'de 15.90'a gelmiş. Dolayısıyla sabah şu görüntü var ya, şu görüntü size ben eminim kazandırmasa bile kaybettirmez. Dolayısıyla altın sabahki Asya'daki durumunu apar. Doların sabah Asya'daki durumuna muhakkak bakıyor. Çünkü artık küreselleşme diye bir şey hayatımızın içinde. Sabah burada kopan fırtına bizi ne etkiliyor? Yani Çin'in efendim neymiş büyümesi düştü diye bütün gelişme plan, ülke hisseleri para birimleri satışıyor. Dolayısıyla bütün olaylara bakmak iyi ki biz onlardan geç başlıyoruz bile bu olay bize buradan rehber veriyor. Şimdi diğer sonunda ise Amerika'daki bazı inceleyeceğim, nasıl desem size, türevler, yine türevlere geçeceğim. Çünkü burada volatilitelere geçeceğim. Bu volatiliteler o kadar güzel sinyal veriyor ki. Yani dolar Türk lirasının ne zaman atağa başlayacağını, atağa bitip gitmediğini ya da biz bu ataktaysak neresinde olduğumuzu direkt ve net açıklıyor. Öncelikle size Cuma günü yine aldım, vadeli piyasayı göstereceğim. Benim burada baktığım 3 aylık vadeliler bu. Neden? Çünkü piyasada en çok 3 aylık kontratlar işlem görür bu bir. İkincisi de sene sonuna 3 ay kaldığı için insanların, yani ticaret yapanlar özellikle, ithalat, ihracatla uğraşanların en çok şu anda gördüğü manzarada 2 aylık ve 3 aylık kontratlar olacak. Bunları ben her gün seyrediyorum. Yani şu anda sizi burada 3.07'de görmeniz pek belki de bir anlam ifade etmiyordur. Ben de basmış bir anlam ifade etmiyordur ama her gün lütfen bize, yani şu size söylediklerime bir sorun ya da o gün sunumdan attıklarınız neydi? Bunu bir o rakamlara bakalım. Bu
15-18'deydi. Yani dolar Türk lirasında siz cuma, perşembe günü kontrat alsaydınız 3 ay sonrası için 3-18'den alacaktınız. Dün alsaydınız 3-07'den alacaktınız. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bu bazen ayrışıyor. Bazen dolar Türk lirasının spot piyasada düştüğünü görüyorsunuz ama forward'da yani vadeli piyasada tıkıyor. O zaman ne görüyoruz biliyor musunuz? Vadeli piyasalarda satış diye bir şey yok. Halen daha alıyorlar. Yani burada banka da alır, ticaretçiler de alır, işte portföy yöneticileri, portföy şirketleri de alır. Dolayısıyla vadeli piyasada resim ve aynı şekilde Asya'yı birleştirdiğim zaman bana %80'lik resim veriyor. Dediğim gibi bir de volatilitelere bakalım. Şimdi bunlar da yine opsiyon volatiliteleridir. Burada bugün hareketli ortalamaları herkes biliyordu bunu değil mi? Yani kısa, uzunu yukarıdan kestiği zaman al sinyali, uzun kısayı aşağıdan kestiği zaman periyodik olarak sat sinyali geliyor. Aynı şekilde bu opsiyon volatilitelerini birleştiriyoruz. Bakın şu anda çoktan bir uzun, tamam mı? Şu kırmızı olan uzun, kısa uzunu kesmiş, sat sinyali gelmiş dolar Türk lirasına. Ne zaman? 15 Eylül'de gelmiş. 15 Eylül'de sat sinyali gelmiş. Ve şu anda ikisinin de şu hariç burnu aşağıda. Şimdi böyle demek. Bu volatilitenin medyanıdır. Üst dirençlerin altısı. Buraya geldiği zaman ben dolar Türk lirasında alınamışıyorum. Şimdi bakın bunu ilk üretip de dolar TL'ye yapacağım. Dolar TL. Buraya geldiği zaman bu en iyi ortamda. Bir de şuraya bakın. Şuraya. Dolar Türk lirasında çıkışı görüyor musunuz? Aynı şekilde. Dolar TL çıkış. Nereden? Burada. Şurada 2.60'da. 2.60'dan sinyal vermiş. Şimdi biz 15 Eylül'de satışa geçmişiz. Şimdi bakın kısa vadeli de uzun vadeli biraz toparlanma var ama uzun vadeli ben kısa vadeli uzunu alım yönüne geçmesini bekliyorum. Veya bu ikisinin buraya biraz daha yaklaşmasını, şuraya biraz daha gelmesini istiyorum. Bu da yaklaşık dolar TL'de hani 2.96 seviyeleri olabilir diye tahmin ediyorum. Tabii ki de buradaki muhataba da bağlı. Şuraya geldiği zaman dolar Türk artık burada opsiyon volatilitelerine destek bulmuş ve biz dolar Türk lirasını artık alış için hazırız diyoruz. Bunlar yine sondur. Bakın yavaş yavaş gelmiş artık hafiften hafiften. Dilerseniz bir kumbara mantığıyla. Nedir kumbara? Bugün 1 lira gördüm at kumbaraya. 50 kuruş gördüm at kumbaraya. Ufak 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 almaya başlamamızın zamanı geldi. Yani 2.98, 2.97, bunun altı 2.94. Bir de bunun hepsi kumbara mantığıyla almanın vakti geldi artık. Bir de tekniğe bakalım tabii ki de. Altına yaptık. Dolar TL arasında. Bundan eksik kalmasın. Şimdi bakın. Dolar TL'de teknik analize net bir şekilde satış sinyali görüyoruz. Nereden görüyoruz bunu? Formasyonlarla alaka vardır. Çift tepe var. Evet, çift tepe var. Ve bu çift tepe yaklaşık bir pipte hareket ediyor. Bunun bir piplemesi 2.80 yani. Ama maalesef şu an yaşadığımız seçim süreci, politik olaylar, yabancı kurumların raporları veyahut herhangi bir çıtı kırılması ise bile dolar Türk arasındaki bir teknik analizi şu kadar güzel bir tabloyu bozmaya yetiyor. Yani siz burada bir pipte yapıyorsunuz, 2.80 ile yapıyorsunuz. Çok Merkez Bankası'nın hükümetle bir yere yapıldığını, bir kere siz bir faiz indirirsin. Öteki de hayır dolar TL böyle enflasyon şöyle diyor, dolar Türk arasının şöyle hareketlerini çat 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 görüyoruz. Dolayısıyla teknik böyle diyor ama tekniğe fazla güvenmiyorum ben dolar Türk lirasına, onu söyleyeyim. Şu anda biz bir kanaldayız, bu kanalın üzerine yerleşemedik. Bu kanalın üzerine yerleştiğimiz anda, şurası 3.07, 3.18'i ben net bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla şimdilik bırakın dolar Türk lirası hem volatilitelerde hem de teknikte biraz gerilesin, ustasın ki biraz alalım. Çünkü bu işin hakikaten artık çok kaybeden oldu. Bu işin biraz kaymanlık demeye başladı. Son olarak ise Merkez Bankası. Tabii ki de çok önemli. Ve FED şahin geçtikçe Merkez Bankası güvercinleşti. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası piyasaları sürükleyen, ardından götüren değil de piyasaları takip eden pasif bir kurum oluştu. Dolayısıyla Merkez Bankası'na şu anda dolara müdahale etmesini beklerseniz şu anda da yapmadık. En son zaten dolar senesinde 1.91 kapanacak dediğinde 2 liraya geçen bir dolar Türk lirası olduğuna Merkez Bankası ne yazık ki şu anda kredi kesildi. Son olarak ise şunu söylemek istiyorum. TL'ye neden güvenmiyoruz? TL'ye şu yüzden güvenmiyoruz. Bakın bugün
birçok bizim bulunduğumuz merkez bankaları çoktan faiz artırım aksiyonlarına başladılar. Ama biz hala da özellikle Eylül ayı GBK karar metninde, para politikası kurulu faiz karar metninde hala da enflasyon düşerse faiz düşürmeye niyetli olan bir merkez bankası gördük. Dedi ki, yapımda sıvı para politikasından sıvı para politikasına geçiş yapabiliriz. Yani şey geçiş yaptık dedi. Oradaki daha kelimesini kaldı. Bu da dedi, merkez bankası ibadet başladı. Bakın, faiz demek paranın değeri demek. Dolayısıyla siz burada faiz düşürme yönüne bir politika gidiyorsanız o zaman paranızın değerini de koruyamazsınız. Hani iş adamları geçen gün şöyle bir şey vardı. Merkez faiz düşürsün yatırım yapamıyoruz dediler. Bir ay sonra da Merkez Bankası bize 2.70'den dolar sattı diye çıktılar. Hani böyle bir şey imkan yok. Yani şu ortamda düşük faizler değerli bir TL'nin imkanı. Dolayısıyla bu zaten ekonomik tepkimin bu şekilde geçer. Şu anda Merkez Bankası ne yazık ki bir adım arkasını kollayamıyor. Buradan sonra da sorularınıza geçeceğim. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Sonuca baktığınız zaman 10 saatinde dolar Türk lirasını etap etap her yönden bir analiz gözüyle sizlerle beraber geçiyorum. Yani ben sabah geldiğimde nelere bakıyorum? Orada baktığım benim 5 grafik vardır. Toplamda benim 20-25 dakika alış. Zaten onları da her gün kontrol ettiğim zaman ya da ilk gün kontrol ettiğim zaman kim de bir kontrol ettiğim zaman orası bana çok net bir şekilde trade politikasını bana gösteriyor. Dolayısıyla şu anda 10 saatte dolar çıkması inceledik. Dolar TL'de temel ve teknik göstergeler birlikte yukarı yönde işaret ediyor. Kısa vadeli çift tepe olsa dahi yükselen kanal içerisindeyiz. Ancak altında halen daha satış izliyoruz. Yükselişler satış, dolar Türk lirasında ise geri dönüşler birer alım fırsatı olacak. Tabii maalesef burada 30 dakika bizim süremiz. Hatta ben 5 dakika sonra dayanmak istiyorum. Ondan dolayı destek dirençlere çok girmedim burada. Ancak destek ve direnç konusunda alım satım yerleri hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ben size kartımı vereyim. Mail atabilirsiniz ya da bize 444-1858 numaralı hattan ikiyi tuşlayarak direkt analiz departmanına bağlanabilirsiniz. Eğer sosyal medya hesaplarına ulaşmak isterseniz de integral menkul değerleri öncelikle analiz uygulaması var. Apple Store'da ve yani Samsung'da iPhone'larda Facebook adresimiz var. Bir de Twitter adresimiz var. Aynı şekilde Integral Forex'e benim üstümde yazarsanız sorularınızı her zaman beklerim buranın dışında. Eğer sorularınız varsa da beraber bakalım isterseniz. Tabii buyurun. Cuma günü parite kim deniriz mi? Evet. Parite bir önce çıkarken TL ile bir arkadaşlar. Parite bir önce euro dolar mı? Evet. TL'de değer kazandı. Evet. Şimdi orada şöyle bir şey var. Dolar endeksinde gördüğünüz gibi bir düşüşü zaten %50'sini euro oluşturdu orada. Yani dolayısıyla bizim kendi iç nedenlerimizden TL kaynaklı bir sebep olmadığı zaman genelde değişmeli dolar ülke para birimlerine ve dolar endeksine göre hareketler ediyoruz. Şimdi bakın dolar endeksinde her zaman size doğruyu göstermez. Neden? Çünkü dolar endeksinde gelişmiş ülke para birimleri var. Ama biz gelişmekte olan ülkeler birimindeyiz. Dolayısıyla oradaki hareket dolar kaynaklı bir hareketti. Dolar endeksi aşağı geldi. Dolar endeksi aşağı gelince euro değer kazandı. Aynı şekilde TL'nin de orada sert bir hareketi olur. Ama bu arada bir şey söyleyeceğim. Tanım dışı gibi verilerde yani lütfen son 15 dakika veriye, son 15 dakika veri açıklandıktan sonraki 15 dakika çok hareket yapmanızı, yüksek montanlarla hareket yapmanızı çok fazla önermem. Çünkü piyasa orada şuna bakıyor. Tarım dışı geliyor rakam, bir de bir raporu var. Şimdi bazen öyle bir rakamlar gelir, mesela dün bir rapora geliyor, Amerika'da 4 büyümüş. Raporu bir okuyorsunuz, stok artışından dolayı %4 büyümüş. Şimdi stok artması iyi bir şey mi? Hayır. O %4 patlak bir rakam. Piyasa önce %4'ü görüyor, sonra o stokları görünce satmaya başlıyor. Yani bunun bir rakam boyutu, bir de bir rapor boyutu var. O piyasa dengelenene kadar bence bir küçük yatırımcı olarak 15 dakika beklesiniz ben iyi olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla oradaki hareket dolar kaynaklı bir hareketti. Euro, peki daha doğrusu hepsi değer kazandı dolar karşısında. O harekete gelişmekte olan iktisat bilimleri de katıldı. Aynen öyle. Başka soru var mıydı? Dolarda beklentiyle kredim. Benim dolar dediğim gibi 3.07'nin üzerinde 3.18'i bekliyorum ben. Dolar Türk lirasında. Hangisi? Bunun süresi yok. Burada bu piyasa 24 saat açık bir piyasa. Yani daha kısa tamam, kısa vadeli için. Yani bu yıl sonu yani bu 3 aylık 6 aylık. 6 ay çok diyorsun.
Euro lehine değer, euro
euro değer kazanırken dolar TL'de böyle bir hareket olmadı. Daha sonra dolar değer kazanmaya başladı. Benim sistemden geliyor. Normal bilgiyle tamamen konuya şey yapmayın. Yani kilit amaçlı hiç bir şey yok olmadı. Eğer TL'den kaynaklı bir durum varsa ya da euro'nun kaynaklı bir durum varsa sadece euro dolar ödetiyorsa dolayısıyla orada pariteler ayrışıyor. Bizim buradaki önemli, bizim buradaki ayrışmamızın tek sebebi şuydu. Bizim buradaki ayrışmamızın tek sebebi şuydu. Bir, piyasada sindirme işlemi başladı. Çünkü artık yeteri kadar şu talebi gelmedi. Opsiyonlarda dediğim gibi 15 Eylül'de 15 Eylül'lik fiyata spot alabilir. Şurada şurası 3 lirasınız. Hatta şurası 3 lirasınız. Burada sonra yukarıdan gibi geliyor mu? Yani aynı teknikte de bunun yorumu işaretlerinin geldiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Şurayı geçememesi zaten artık orası bitseydi. Biraz bir saatten bir sınavımızı tekrardan o şuradaki kesişmeyi yakaladığımız zaman tekrar şuralara geldiği zaman volatilite, opsiyon olduğu ise dolar Türk lirasında yanarak toplamaya başlarız. Burada hızlı toplayacağız. Şimdi yavaş yoklayız. Burada hızlı toplayalım. Baktıklarız. Bizim süremiz sonuna gelmişiz. Nasıl alışıyorsun? Top desen de bakıyorum. Kaça gidecek? Yani dediğim gibi 3.18 tamamlıyız şu anda. Dolar Türk lirasında. Ama buradaki işte bir kısım sonuçlarına çıkacak. Bir kısım Moody's aralık toplantısı. Hepsi küçük bir ara. Faiz artırımları başlandığında zamanlar düştü mü? Faiz artırımları şöyle. Ben faiz artırımları artık piyasanın biraz umutlaştığını gösteriyorum. Dedik faiz artırımı her süre bıçağı buramıza dayıyor. Bir belirsizlik çıkarıyor. Dolayısıyla o artık belli olduktan sonra belirsizlik en farklı yukarı yönlü fiyat kendisi bir artırılan şeydir. O belirsizliği ben senin artırmak kaldıracağım. Sözü önermemizde devam edeceğimi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim herkese. Soramadığınız sorular olursa ben şimdi kartımı vereyim size. Aynı şekilde şurada da biliyorsunuz şeylerimiz var, bilgilerimiz var. 444-1858'den de bizi arayabilirsiniz ve her türlü bize ulaşabilirsiniz. 8.30'da 24 arasında hizmet veriyoruz. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.